Ablama memleketin en iyi fotoğrafçısını ayarladım. Dünkü hediyenin üstüne bir de bu. Oh, artık bu evdeki yerim sağlam. Teyze. Ha. Şu annemin fotoğrafını çeken adamın ismi Korkut Taşkır'dı değil mi? Evet. Eyvah, başı çok fena belada. Doğru söylüyorsun. Yani annenin fotoğrafını çekmek hiç de öyle kolay bir şey değil. Meslekten soğur vallahi adam. Yok yok, onun başı belada değil. Annemin başı belada. İnternetten baktım, adam kimmiş, neyin nesiymişti? Adam 10 sene hapiste yatmış. Ne? Hırsız mıymış? Hay, adamı bir de eve aldık. İnşallah bir şeyler çalmamıştır eniştem, yoksa beni mahveder. Yok yok, hırsız değil. Oh. Katil. Ne? Kimi öldürmüş? Fotoğrafı çekerken tartıştığı bir kadını. Ben geldim. Enişte. Bugün öğleden sonraki bütün randevularımı iptal ettim. Dileğim fotoğraf çekimine gitmek için. O nerede? Bilmem. Ben bir çıkıp bakayım bahçeye. Devacın. Arzum. Arzucum bak, düşündüm de sana bazen çok kötü davrandığımı hissettim. Yani demek istediğim şu, bazen böyle kızıyorum, sinirleniyorum, ağzıma geleni söylüyorum. Ama dün senin yaptıklarını düşününce, hani o sürpriz doğum günü partisi, hediyeler, fotoğraf çekimi ve kendi kendime bundan sonra sana ne olursa olsun güvenmeye karar verdim. Sen artık bundan sonra ne yaparsan yap, sana başka türlü davranacağım. Daha içten, daha samimi, daha anlayışlı, daha sıcak. Gerçekten. Evet. Enişte. Hı. Benim sana bir şey söylemem lazım. Söyle. Ama bu biraz önce söylediklerini unutma, tamam mı? Yok, hayır. Söz verdim kendi kendime, sana bir daha asla kızmayacağım.